Bu renkler, şekerler çok şirin. Olamaz. Neden yüzündeler? Bu bulaşıcı mı? Virüsle ilgili olabilir. Sıradan bir yaz günüydü. Jale ve Sema pikniğe gittiler. Her şey harika gidiyordu. Güneş pırıl pırıl, çimenler yeşil. Ama yeni bir şey denemek istiyorum. Yine de hiçbir yerde ilginç ve farklı bir şey bulamıyorum. Mesela kola kutularının içinde. Bak, benim bir avokadom, senin de bir limonun var. Bir yarışma yapsak nasıl olur? Renk seçeneklerimiz belli. Yeşil ve sarı. Daha önce bunu hiç denemedik. Hadi o zaman başlayalım. Renkli görüntülerimizi hazırlayarak işe başlayabiliriz. İlk gitmemiz gereken yer kıyafet dükkanı. Peki sarı ve yeşil kıyafetler nerede? Evet, sanırım burada. Tişört ve şort mu? Tamam, Sema'nın eli artık boş değil. Jale de onun için uygun bir şey arıyor. Koyu yeşil bir tişört güzel olabilir. Hey, şu şirin yeşil elbiseye bak. Peki o zaman giyinme kabinine gidelim mi? Bay canına kızlar, çok güzel görünüyorsunuz. Yaza çok uygun. Sema kadınsı bir tarz seçti ve Jale de şık aksesuarları tercih etti. Ve işte ikinci görüntü de geliyor. Jale'nin bahar elbisesi ve Sema'nın güneşe uygun görüntüsü hazır. Harika seçim. Hangi kıyafeti daha çok beğendiniz? Peki şimdi sırada ne var? Tabii ki makyaj. Acele et. Hadi dükkana gidelim. Aa, şunlara bak. Sanırım buraya gideceğiz. Bu farın istediğimiz renkleri var. Sarı ve yeşil. Ama önce nasıl görüneceklerine bakalım. Deneme ürünlerinden göz kapaklarımıza far uygulayalım. Testi geçtik. Alabiliriz. Ah, sonunda eve geldik. Bir sürü şey aldık. Bir sürü şey. Şimdi üstümüzü değiştirmeliyiz. Yaşasın. Artık yarışmanın renklerine göre giyindik. Sen bayan kaktüs ve ben de bayan tavuk oldum. Çok şirin. Sadece bir şey eksik. Makyaj, manikür, yapılacak çok iş var. O zaman neden zaman harcıyoruz? Bakalım paletteki hangi renk işe yarayacak? Evet, bu yeşil tonlar tam ihtiyacım olan şey. Göz kapağımızın dışına daha koyu bir ton sürelim. Gözümüzün iç köşelerine zeytin yeşili far uygulayalım. Karıştıralım. Kirpiklerimize cesur bir ton uygulayalım. Bakın, Jale yeşil bir periye dönüştü. Şimdi sıra Sema'da. Sarı makyaj sarışınlara çok yakışır. Ve yaza da çok uygun. Şimdi sırada manikür var. Parlak sarı ojeler. Çok şirin ve eğlenceli oldu. Jale de saçına kreatif bir model denemeye karar verdi. Ve at kuyruğuna parlak yeşil örgüler ekledi. Örgüleri tokayla sabitleyelim. Ve kuyruğun tabanına bir çift örgü saralım. Bir dokunuş daha. Koyu yeşil oje. Görünüşe göre Sema da saçları için ilginç bir şey buldu.
parlak sarı yapay saçlarla kısa saç modelini havalı ve uzun bir at kuyruğuna dönüştürdü. Şimdi de odamızı düzenleme zamanı. Parlak sarı çok neşelendirici olacak. Koltuğu uygun renkte bir örtüyle kaplayalım. Güneşli bir cennet gibi oldu. Bakalım bu kutuda ne var? Ah, dekoratif kalpler. Duvarı bunlarla süsleyebiliriz. Bu altın rengi süsleme sarı köşe için çok uygun. Şimdi de diğer detaylara geçelim. Son bir dokunuş ekleyelim. Sarı meyveler. Bakalım Jale yeşil köşesini nasıl yapacak? Duvarlar okyanus rengi. Çok sakinleştirici bir renk. İşe bir saksı bitkisiyle başlayalım. Şimdi de yatağı yeşil kabarık bir örtüyle kaplayalım. Uygun yastıklar. Ve yeşil çimen gibi görünen bir kilim. Şimdi de bu küçük rafı dekoratif parçalarla dolduralım. Bir ışık, vazolar, bir buket. Çok hoş. Çevre dostu. Bir kedicikle oynama zamanı. Ah, bir ziyaretçimiz var. Bu Sema. Ve eli de boş değil. Tabii ki kahve fincanları da yeşil. Sema iç tasarımı gerçekten çok beğenmişe benziyor. Doğa rengi. Selfie çekmek ister misin? Şimdi de Sema'nın güneşli cennetine gitme zamanı. Gerçekten pozitif bir atmosfer. Burada üzgün olmak imkansız. Şarkı söylemek ister misin? Burada bir sürü ilginç şey var. Şimdi de küçük bir şeyler atıştırma zamanı. Sarı ve yeşil kurabiye yarışması başlıyor. Öncelikle pandispanyayı küçük parçalara ayıralım ve blender'a koyalım. Parçaları bir kalıba alalım. Biraz konsantre süt ekleyelim. Karıştıralım. Şimdi de ikiye bölelim ve her birini topa dönüştürelim. Aa, bu çok ilginç. Sanırım kocaman bir lollipop gibi oldu. Beyaz çikolatayı parçalarına ayıralım. Ve mikrodalgada eritelim. Sadece biraz gıda boyası eklememiz gerekiyor. Yeşil ve sarı. Tüm topları çikolatayla kaplayalım. Şimdi sırada şekerlemeler var. Çok güzel görünüyor, öyle değil mi? Denemek için sabırsızlanıyorum. Ama böyle bir şekeri ısırmak kolay olmayabilir. Sadece dene. Dev kek topları tüm yarışmayı yapmaya değdi. Ve hayır, bu kadarı fazla değil. Vay canına, çok lezzetliydi. Hadi küçük bir yürüyüşe çıkalım. Hava çok güzel. Neden olmasın? Hava çok sıcak. Neden biraz dondurma yemiyoruz? Bu harika bir fikir. Sadece sarı ve yeşil olduğundan emin olalım yeter. Bakalım burada ne var? Yaşasın. Başardık. Günün dondurması Antep fıstıklı ve kavunlu. Çok canlandırıcı. Şimdi de yarışmanın en sihirli anına geldik. Hadi avcumuzun içine toz boya koyalım. Ve pat! Kamerayı aldığımızdan emin olalım. Sıra Sema'da. Sarı bir bulut. Ne şirin. Bakalım nasıl oldu? Ah, harika. Bunu Instagram'da paylaşmamız lazım. Ya da hadi renk savaşı yapalım. Parlak renkler bizi kesinlikle neşelendirecek. Yarışmamızın sonuna geldik. Bu biraz üzücü.
Çok renkli bir gün geçirdik. Renk yarışmamızı sevdiniz mi? Öyleyse siz de hangi rengi daha çok sevdiğiniz yorumlara yazın. Sarı mı? Yeşil mi? Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece kanalımızdaki harika videoları kaçırmazsınız.